Hey yo everyone! Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yurt dışından gelen ürünleri deneyeceğiz. Abur cuburlar. Abur cuburları. Ürün ya da abur cubur fark ediyor mu şu an? Yo, fark etmiyor. Önce benim istediğimle başlayacağız değil mi Asi? Bununla başlayalım. Hayır, şekerliyle başlayalım bence. Tam bu da şeker, bu şeker. Güzel bu. Bununla başlayalım. Taş kağıt makas yapalım. Kim kazanırsa o başlasın. Ben yeniliyorum. Bununla başlayalım. Olsun, bu sefer kazanırsın belki. Hadi. Tamam. 3 kere. Taş kağıt makas. 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 Kaç? 3 kaybettin değil mi? Tamam, seçelim. O zaman şunu seçiyorum ben. Tamam. En çok merak ettiğim şu şeker oldu. Bunu niye merak ettin? Bilmiyorum. Peki tam olarak. Elmalı ya. Elmalı şekerler bana nedense daha güzel gibi geliyor. Bir de tamam. Yaban mersini var. Evet. Galiba. Sonra tamam. Bunları çekelim şimdi. Çok kalabalık şimdi. Benim gözüm şey yapıyor. Ben başka bir şey yiyesim olduğu için bunları kenara çekelim. Yesek. Sonra ben seçeceğim. Sonra benimkini yiyeceğiz. Taş kağıt makassız. Bu nerenin ürünüymüş ki? Meksika. Evet. Asi'nin annesi Meksikalı olduğu için arkadaşlar Asi bunu merak etmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Baban nereliydi? Güney Amerika. Güney Amerika. Bu nasıl açılıyor bu arada? Dümdüz açayım ya. Ne olacak? Bakalım. Bak duman çıktı. Bu ne ya? İlaç gibi duruyor. Aa, kırmışım ben bunu ya. Diğer tarafını da çıkart. Bak, diğer tarafı toz var. Galiba bunu böyle yalayıp ona bandırıp yiyoruz herhalde. Birleşik hali bu. Evet. Ne ki bu? Ekşi bir şey mi acaba? Amacın ne bunun? Anlamadım amacını. Bunu direkt ağzıma döksem olmaz mı? Bu tatlı. Bunun hiç tadı yok. Bir tat geliyor, anında kayboluyor. Ben bu çok mantıksız. Bunu ağzıma dökeceğim. Boğulursun. Ağzımı açamam. Ağzımı her yerim. Aa, yeşile dönüştü sonra da, mavi tozdu. Bak, içerisinde mavi toz var. Aa, ağzın niye mi yeşil oldu? Dişlerin her şey yeşil oldu. Ya. Çıkmazsa ne yapacaksın? Sende yok. Ben dökmedim çünkü ağzıma. Yaratık gibi gözüküyor. Tadı var mı peki? Ona göre dökeceğim ağzıma. Dök, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Öyle dediğine göre kesin. Harika tadı. Mükemmel, dök. Biraz daha dök. Dök, bayağı dök. Dilim altında şu an. Ağzımı hareket ettiremiyorum. Aç bakayım ağzını. Bu çok kötü bir şey bu. Gülme arada. Ama senin ağzın da öyle. Bu hiç güzel bir şey değil bu arada. Ama tadı kötü değil. Hoşuma gitti tadı. Bunu oralet yaparsın bununla. Oralet. Oralet dışında ne işe yarar bilmiyorum ama ben hiç beğenmedim ya. Bunun yeşil hangi elmalı. Mantıkla, hangi şeyle yapmışlar ben... Evet. Buna bir puan verecek olursam bu... Onun üzerinden kaç? Bir olurdu. Bir mi? Abartma evet, be. Bir. O kadar da kötü değil. Şey abur cuburlarını hatırlıyor musun? Sonra abur cuburlar mı? O hayır, zaman onlar bir... eksi sıfır olur. Ağzımı yüzümü yeşil yapmış. Şu an bilmiyorum ne oldu ama sana bakınca çok kötü gözüktüğümü anlayabiliyorum yani. Rezil görünüyorum. Tamam. Bu şekerin hiç bir amacı yok. Ben 5 veriyorum onun üzerine. Neyine 5 verdin? Şey tadına. Ama beyaz şekerin tadı da güzel. Tamam. Sadece işte bu yeşil olup ağzını kötü yapıyormuş o kötü. Shrek'in ilk sahnesinde şey yapıyor ya işte ne kurtu tutuyor, sıkıyor içinden yeşil çıkıyor, dişini fırçalıyor. Aynı onun gerçekten gibi. Burayı temizleyelim hadi. Ben daha güzel bir şey seçeceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Böyle Shrek görünümlü olmayacağız bir dahakine. Asi bizi daha ilk üründen patlattı. Dişten hala çıktı duruyor. Da dişimizden çıktı en azından. Dilde kaldı yani. Çok güzelmiş değil mi Asi? Ama ağzımız büyük açmadığım sürece kötü bir görüntü çıkmaz diye düşünüyorum. Bunu ben seçtim. Patlayacağımızı düşünmüyorum. Gayet mükemmel böyle enfesto bir tadı olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım. Pizza diyor. Pizza böyle ekmeğe benziyor. Evet. Ekmek tost görünümü yok, var. Ekmeğini böyle fırının üstünde kızartıyorlar ya böyle. Yağlama ekmek gibi gözüküyor. Bu arkadaşlar tahmin edin nereden olabilir? Size 3 saniye veriyorum. 1, 2, 3 bitti. İtalya'dan tabii ki de. Bakayım. Bulgarya diyor, pardon özür dilerim. Bulgarya mı? Made in Bulgaria yazıyor. Made in Bulgaria. Bulgaristan'dan mı? Bilmem ki. Neyse benim için bu İtalya arkadaşlar. Pizza olduğu için. Evet. Açayım ya, çok heyecanlandım. Aç. Kokusu var mı? Aa, çok güzel kokuyor lan. Benim burnum niye çalışmıyor? Biraz peynir gibi koktu. Neyini beğenmedin? Peynir kokusunu sevmiyorum. Peynir kokusu gibi geldi bana da. Çok güzel kokuyor. Kesin çok beğeneceğim. Bu bizim şeye benziyor ya. Krax. Krax'a benziyor. Tadı güzelmiş gerçekten. Çok güzel. Bunu bitirmeyelim ya. Bu fiyatı ne kadardı şimdi? Yurt dışı olduğu için merak ettim. Oha, 20 TL. 20 liraymış arkadaşlar. 20 lira. Şaka mı? Evet, gerçekten çok güzel. Şaka mı? Olur. Euro falan olmaz. Bundan alınır mı sence? Bence bundan alınır. Ben evet, bundan paket gerçekten. Paket alırım bu arada. Çok güzel. Evet. Güzel bir şey seç. Güzel bir şey mi seçtin? Güzel bir şey seç lütfen. Bu şekeri çok merak ettim. Yani bundan kötü bir şey çıkacağı... Bu tam ne biliyor musun? Yani %0. Günlük hayatta öyle yiyeyim diye almazsın da bildiğin bayram şekeri yani bu. Almanya'dan getiren akrabalar. Nereden açılıyor ki bu? Ha, bak şurada. Her zaman olduğu gibi. Yırt. Aa, bakayım. Sen çok şey uyduruk var. Gözüküyor.
Bunun içinden peynir çıkarsa. Bütün renkleri o kadar uyduruk ki. Babaannemin evindeki çikolatalara benziyor. Bence İngilizler çikolata yapmasın ya. İngiliz markasıymış. Fiyatı da 250 liraymış. Ben vermem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada sadece işte bunun böyle şey dışarısından kötü gibi gözüküyor ama bence içi çok güzel. Bir de şu. Bak. Bunu çok beğeneceksin. Eminim. Çünkü yanlışlıkla böyle bastım. Yumuşacıktı böyle. Pırt diye içinden bir şey çıkmıştır. Karamel falan. Aa bak. Bunu sevmezsin sen. Hindistan cevizi bu. Ben bunların hiçbirini seveceğimi sanmıyorum. Ama güzel bir şey seç dedim ya. Çikolata daha ne seçeyim? En güzeli gibi geldi bana. Ayıp olmasın diyorum. Ayıp olmasın. Ben çok beğendim. Tek başına ye hepsini. Tamam. O zaman şimdi sen seç bakalım. Seçerim. Evet. Mükemmel bir şeye benziyor. Bunun içinden kötü bir şey de çıkabilir. Benim seçtiğim şeylerden kötü şey çıkmaz. Aa bunun içindeki jelibon gibi. Ne olmasını bekliyordun Asi? Şeker falan çıkacak zannettim. Yani daha böyle katı. Bu nereninmiş? Almanya. İşte Almanlar yapıyor arkadaşlar. Niye böyle övdüm Almanları bilmiyorum ama Almanlar yapıyor. Koreliler böyle hep bunun videolarını yapıyorlardı. Böyle ağızlarına koyup patlatma şeyleri yapıyorlardı. Öyle yapacağım şimdi. Ha bakayım. Bak şimdi. Nasıl yapıyorlar biliyor musun Asi? Şuradan açılıyor muhtemelen. Bak bunu ağzına koy. Evet. Hayır bu patlayacak sıvı değil. Böylece çıktı göz. Sıvı olsaydı adamlar şunu koymuş bak. Şöyle aç. Tamam ben bilmiyor muyum sanki onu? Çok güzel. Çok kötü tadı o. Çok güzel. Bu ne lan? Acı biber mi var? Ne alaka ya? Acı geldi bana. Hangi renkten geldi? Ekşidir o ekşi. Acı değil. Ekşi bir tat var içinde. Şey yiyormuş gibi hissettim ya. Böyle kıvamı. Etin yağ kısmı var ya bembeyaz böyle vıcık vıcık. Çok değişik tabirlerin var. 110 TL mi? Değmez. Ben asla almam bunu. 110 lira. Aa bir de 4 tane mi var içinde? 4 tane var içinde. Hiç almam. Tanesi 25 liraya geliyor o zaman. Ama çok merak ediyordum. Yani merakım gitti bir daha da şey yapmam herhalde diye tahmin ediyorum. Ama benim puanım eğer 110 TL olduğunu öğrenmeseydim 10. Gerçekte gözüm böyle olsa ne yapardın? Ne yapmamı istiyorsun? Şey gibi oldu. Eğer tırtıl olsaydım ben yine de sever miydim? Gözüm böyle olsaydı yine sever miydim? Seç hadi sıra sende. Yine şeker getirdin. Evet şekerli şeyleri daha çok severim. Komaya gireceğim. Bak üzerinde yazıyor bak root beer cherry. The soda pop candy mi? Kola var bak. Kolalı büyük ihtimal favorim olur benim. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar Amerika ürünü diye tahmin ediyoruz. Kaynaklarımız bize öyle söylüyor. Hayatımda gördüğüm en garip şeker kabuğu böyle ve toz çıkıyor. Sürekli içimden. Tozu işte. Bence o kadar şey kahverengi kolalı. Hiçbiri kola değil bence. Kahverengi kolalı. Aa evet. 90 liraymış. Ölene kadar yersin ama bakayım. Bunu. Çok var içinde. Hak ediyor mu 90 lirayı sence? Ya, etmez ama yine de yersin yani. Şeye ama benziyor tatları. Bizim marketlerde var ya yuvarlak böyle alıyorsun içinde böyle aynı şeyler var. Çok atıyorsun. Boş yani ya. Amacı ne ki bunun? Sodalıymış. Sodalı şekermiş. Bunu mu seçtin gerçekten? Bunu sen seçtin değil mi? Tamam bir daha ben asla seçmeyeceğim. Gideceğim kalkıp ya. Şaka yaptım ama Asi çok garip şeyler istiyorsun ya. Şimdi sen seç. Ben mi seçeyim? Evet. Hadi ben seçeyim. Tamam bundan sonra sen seç. Aynen. Tamam. Tamam ben seçeyim. Yine geliyor bir tane peynirli. Bir şey geliyor. Cream cheese onion. Dur bakayım nereniymiş? Erhalit in falan. Alman herhalde. Bu da Alman galiba evet. Alman gibi geldi bana. Kaç lira bunun fiyatı? Ne? 80 lira. Bakalım. Cream cheese and onion. Peynir. Peynir. Sürülebilir peynir ve soğan. Çok klasik ya. Türkiye'de de var bunlardan. Hiç aşağı şey yapmıyorum yalnız. Ben peynir kokusunu hep şey kokusu, ayak kokusu olarak algılıyorum. Çok kötü geliyor bana peynir kokusu. Özellikle böyle şeyler. Crackslar falan. Neyse aslında marka çok söyleyeyim. Güzel. Tadı güzelmiş bu arada. Çok güzel. Böyle güzel güzel. Ye. Ha, falan olur. Ye bir daha yemezsin. 80. 80 lira verip almam bunu. En yakın arkadaşın ayağını ağzına sokuyorum, senin ayağını sokuyormuş gibi hissettin mi? Nasıl bir fantezi? Ayak kokusu gibi geliyor dedin ya. Ayak kokusu için illa arkadaşının ayağını ağzına mı sokman gerekiyor? Bu arada yüzüme de yapıştı. Bak bu sefer bu güzeldi. Buna inanıyorum. İçecek seç. İçelim mi bir tane ya? Kurudum. Limonlu Fanta mı? Limonata işte. Gross diye yazıyor. Aa bunun kokusu ne biliyor musun? Seninle Migros'a gidince ben hep bir tane içecek alıyorum ya. Diyorum ben bunu çok sevdim. Sen diyor onu nasıl içiyorsun? İğrenç diyorsun. Aynı onun gibi. Keşke kurumaya bire devam etseydin. Birebir tadı o. İğrenç bu arada. Ne gibi biliyor musun? Böyle tam şurup şurup evet, böyle. Evet şurupla öksürük, sakız şurubu, karışımı. Öksürük şurubu gibi. Ama benim çok hoşuma gidiyor bu. 25 lira mıymış? 2,5 litre kolalar. Böyle bir şey gerek kolalar var mıydı? Fanta yetkilileri. Mis gibi sarı kola varken ben bu şurubu içmek istemiyorum. Ha bende mi sıra? Evet sende sıra. O yüzden bekliyorum ben burada. Bence çok güzel bir şey bu. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel hissiyat veriyor bana. İçinde şey ne vardır. Diyor? Uzun jelibon gibi bir şey var. Böyle tahmin ediyorum. Açalım da görelim işte. Açalım ya. Ama nereden açılıyor bu şimdi? Dur bir saniye.
Merve Sama. Sen benim kaslarımı biliyor musun Asi? Biliyorum. Aa. Çok güzel. Ben bunu evimin tavanına asarım. Şey kolye gibi de takarsın bak. Buraya mı? İhtiyaç var mıydı derseniz. Bayıldım. 35 liraymış arkadaşlar. 65. Amerikalıların bir tane güzel abur cubuna denk gelmedim bu arada. Bence kötü değil ya. Ben beğendim. Büyüklük bizde kalsın. Benlik değil diyelim. Bu sefer tatlı seçmiyorum artık. Vazgeçtim. Çünkü hepsini kötü diyorsun. Bu sefer bunu seçtim. Bence bunun tadı da kötü bu arada. Yer fıstığı. Bu nerenin? Arjantin mi lan bu? Yunanistan. Yunanistan. Arjantin. Arjantin. Öyle bir tane kadın var bağırıyor ya. Aa veganmış. Bence çok kötü tadı bu arada. Bu şey var ya ben biliyorum. Türklerde de çok fazla yeni çıkarmaya başladılar. Kokusuna bakayım. Yer fıstığı kokuyor. Wow. Yer fıstığı. Normal bildiğin dümdüz şey yani. Çitos. Yer fıstıklı çitos. Evet. Farklı bir şey alamadım ben de. Ekstradan bir veganmış işte. Bir de dışı... üzerine kocaman Yunanistan bayrağı koymayı tercih dışı etmişler. Dışı nem gibi duruyor böyle. Ancak 45 lira olur zaten. Ne bu kadar gömdük. Bu da mı Yunanistan'dan? Aaa. Lemon ağa. Lemon ağa. Kocaman lemon ağa. Ben limonu da çok severim bu arada. Güzel lan. Bakayım. Güzel. Ben beğendim. Yunanita. Yaptım bu işi. Ben hiç beğenmedim ya. Diğerini beğenip bunu nasıl beğenemezsin ya? Öksürük hayır, şurubunu çok... beğendin ya. Bak bunun tadı çok böyle yapay gibi duruyor. Lan bana. Onun daha yapay. Nasıl? Ama en azından onun tadı daha iyi yani tatlı tatlı. Bak anlamıyorsun. Böyle yazın işte tatile gittiğinde sokakta satıyor el yapımı limonata. O daha iyi. Bir zahmet iyi olsun. Bu ne? Aa. Oha bir saniye. Bu ne? Tequila vodka diyor. Chocolate. Bu çikolata. Bu gerçek mi? Çok güzel gözüküyor lan tasarımı. Ben bunu evime götürebilir miyim? Fransızlar yapıyor ya bu işi. Bu arada bak, gerçekten ha. Çok güzel lan. Ben bir koli size şey getirdim. Çok güzel. O senin olsun benim olsun. Arkadaşlar çikolata bu. Bitter çikolata gibi kokuyor. Onu direkt ağzına atman gerekiyor bence. Aşkım bu çikolata. Kendine gel. Aa bana bir kartı bu ya. Çikolata bu. Alt üstü bir çikolata. Şaka yapmıyorum. Gerçekten. Ekşi yani. Çok ilginç. Bir daha yemek ister miyim? Hayır. Ama çok güzel. Tasarım bu çok ben. Güzel gözüktüğü gerçeğini değiştirmiyor. Evet. Bugün gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi bu. Now and later. Normal jelibon bildiğimiz. Böyle. Buna benzer bir şekerimiz var diye biliyorum. Bu evet. Nerenin bu arada? Böyle yumuşacık. Kesin Amerika'dır. Nasıl biliyorum ya? 90 TL. Kesin o üzümlüdür. O taş gibi. Ama yine de bence tadı kötü olacak bu arada. Öyle hissediyorum. Bakın. Bunun tadı çok kötü. Biliyor musun? Sadece bunun tadı belki kötüdür. Ciddi manada düşük bütçeli şeker. Değer mi değmez mi sence? Bu fiyatı ne kadar? 90 TL. Kahrolsaydım keşke. Buna 90 TL vereceğimi. Sırada neyi denemek istiyorsun? Az önce ben seçtim. Şimdi sen seçmen gerekiyor. Aa, bir ayak. Şey var. Ayak. Asi biliyorsun ayak çok ayakçı değilim ben. Ayak çok sevdiği için Asi. Hayır canım söyleme ya şöyle inanacaklar ya. Geçen işte Jungkook kim dedim. Herkes yoruma gelmiş. Abi Jungkook BTS üyesin dedim. Sanki bilmiyorum. Şakasına söylüyorum. Ben bunu şak diye açtım bu arada. Şey Shugi Boom. Ben bunun Türk versiyonu kim üretiyordu hatırlamıyorum ama bu nerenin? Bu arkadaşlar İngiltere yapımı olarak gözüküyormuş ama Kocaeli Türkiye diyor. Kocaeli mi? İngiltere olarak gözüküyormuş ama Kocaeli Türkiye diyor. Irmağın akışına ölürüm Türkiye'm. Bakın. Aa ben çok büyük falan bekliyordum. Çok küçük. Hayır bak fotoğrafa bak. Hayır o anlamda söylemedim. Bak fotoğrafa bak. Tamam. Tamam. Sana bir tane büyük getirsin. Yala bakayım Asi. Patlayan şeker diye küçükleri. Wow. Ama harbili patlıyor. İşin içinde İngiliz olduğu için galiba. Tamam yeter bu sapık gibi. Yani klasik bildiğimiz şeker bu arada tadı güzel değil bence. Tamam bunu denedik yani güzel mi bu? Beğenmedim. Beğenmedin mi? Normal şeker yani ve tadı bunun tadı yok. Tadı güzel değil bunun. Bunun fiyatı belli mi? Bence max 20 lira falandır bu. 15 lira. 5 liraya şeker duyunca ne kadar mutlu oldum gördün mü? Asi bunu sana saklıyorum sen sonra yersin bunu. Bundan sonra asla böyle ayak şekeri yemem. Asi odasında gizlice yatağın altında ayak şekeri yiyor. Şey? Oğlum yalan olduğunu söylesene. Bak. Warning. Dur ya hemen her şeye dişinle dalma bence. 30 yaşına gelmeden dişin kalmaz. Ama açılmıyor ne yapayım. O kadar toksik ki. Bu muydu? Bunun için mi uğraştım? Allah. Oğlum güzel gözüküyor ama lan. Yine evet de. Tasarımlar çok güzel. Ben bunu denemek için. Açamıyorum. Oğlum bu ne lan? Kim? Sulu göz gibi. Tuz mu var lan bunun içinde? Hani hiç bitmeyen bir sulu göz. Ekşiliği bitti. Bitiyor evet. Mu? Hı hı. Hayatın hiç sulu göz yemedin mi? Hı hı.
Ne, o ne? Sulu göz. Mazi. Bence güzel. Sulu göz hissiyatı var yani. Beğendim ben bunu. 100 lira mıymış? 100 lira. 100 liraymış ya. Brezilya ile Pakistan nasıl bir işbirliği yapmış oradan oraya bilmiyorum ama üretim yeri orasıymış. Sana söyleyeyim mi? Pakistan demiş ki kardeşim hı-hı, tasarımını ben yapayım, içinde hı-hı, şekeri sen yap demiş. Bu böyle mu? Bir patlayıcı şey yapmış. O da içine hı-hı, işte ekşi şeker yapmış. Brezilya nereden giriyor olaya? Şu yeşil akan yeşilimsi şeylerden. Bayrağı yeşil ya. Sen Neymar falan. Tamam, çok iyi. Yani bu Neymar yeşil değil yani. Neymar'dan düşün diye dedim. Çok ama çok iyi bir bağ kurdun. İşte 3 yaşındaki, geliyor böyle 3 yaşının altındakiler yemesin diyorlar. Çocuklar kötü geliyormuş arkadaşlar. Aşırı derecede ekşilik var. Ben bir şok oldum ilk ağzıma attığımda. Şimdi sırada. Hadi seç. Dur. Şunlar var bak. Ben hiç sevmiyorum ya muzlu şeyler. Hiç hoş değil muz ya. Bir de çok çirkin gözüküyor. Aa, Almanya mı? Almanya'ysa yapar. Almanya'ysa yapar. Böyle bir dönüş yok. Bakayım o kadar mı kötü lan? Halbuki bu ne lan? Bayatlamış gibi. Muz ne bekliyorsun ki? Muz yani. Ters mi açtık lan yoksa? Böyle bir açılış şekli mi vardı yoksa ben mi yarattım? Gerçekten keçi boynuzuna benziyor. Bir çok iğrenç kokuyor. Bayatlamış kokusu var. Bayat değil Asya. Bitlerin kokusu bayat mu? Bayat değil. Ye anlayacaksın. Bayat değil ama iğrenç. Bu iğrenç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Nasıl iğrenç ya? Bence gayet çok güzel ya. Ben yumuşak beklemiyorum. Arasında böyle bisküvi gibi bir şey vardı. Güzel bu. Oo bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bu var ya, bu kesin çok güzel bir şey. Ne oldu? Şöyle oldu. Ağzımda şey var ya, çikolata. Çiğniyordum. Tam içerken de çiğnedim yanlışlıkla. O an hem çalışırken bir an girdi. Orada kaldı, tıkandı. Arkadaşlar bakın Balisto. Bulamadım ama bu Almandır. 110 TL. Ama bence çok güzel bunun tadı. Öyle hissediyorum. Almanca mı konuştun? Arapça mı konuştun? Ha işte paket paket. Sen de al Asya bir tane. Bir şey söyleyeyim mi? Ağzımda bir tane şeker var. Ağzımda niye hala bir şeker var? Sen dedin ya ona şey emince gider dedin. Hep tuttum ağzımda. Az önce çikolataydı. Aynı anda o da vardı işte. Demek 3 tane şeyi yaptığım için gaz tıkandı boğazıma. Gaz mı artık, su içecek. Şeker de öyle bir şeker erimedi o şeyden sonra. O ekşilik gitti ya, ondan sonra öyle kaldı. Tut dedin ağzında, tut gider dedin. Ben bile çıkardım, kenara koydum. Tamam. Deniyorum. Hmm. Çok güzel ya. Evet. Bak içi böyle. Normalde bisküvi şeyler var ya mesela, Ülker'in falan filan. Onların mesela içindeki bu şeyini beğenmiyorum, bisküvisi. Bayağı bunun aynı. Musli diyor bak mesela. Muselli. Bunun içinde arkadaşlar ben size söylüyorum bir gurme olarak. Ama fazla. Üzüm, yani çikolata, fındık ve başak yaprakları var. Başak yaprakları mı? Alman kardeşlerim yapıyorsunuz bu sporu. Almanların çikolatası niye bu kadar güzel? Çünkü kadar adamların güzel uğraşacak başka bir şeyleri yok. Diyor ki ne yapalım? Güzel bir çikolata yapalım. Nesle. Bildiğimiz bir şeylerden. White snack size. India mı? India mı? Hindistan sokak lezzetleri. India. Nesle'nin ise korkunç bir şey çıkacağını da sanmıyorum açıkçası. Al bakalım. Önce sen dene. Ne var içinde? Çok güzel bence. Ne var içinde? Hindistan cevizi mi var? Bilmiyorum. Hissetmedin mi? Hindistan cevizi yok. Çok farklı bir şey lan. Evet çok güzel, ben beğendim bunu. İçinde böyle çok garip bir kremamsı uzayan bir şey var şu. O kadar yavan bir tat ki. 17 TL. Made with real orange oil. Gerçek orange. Portakal yağından mı? Yağ mı? Oil diyor. Böyle dilim dilim mi çıkacak acaba? Ağır lan bu. Ha, portakala da benziyor. 145 TL. Buna iyi davran. Çok ağır. Bilardo taşı gibi. Bunun tadı güzel değil gibi geldi bana ya. Aa senin dediğin gibi dilim dilim. Oha ne kadar hoş. Bozmayalım da. Mecbur bozacaksın. Aha. Aa. Bak dilim dilim. Aşırı güzel bir tasarım ama bence tadı leş gibi. Tahmin ettiğim gibi. Sırada normal şey çikolatalar işte. Bayram şekerine benziyor. Çok korkunç bir tadı var. Neden hep bayram diyorsun? Bayramla ilgili bir travman mı var sana? Evet. Bizim mahalle arkadaşlar çok zengin bir mahalle değildi. Herkes de böyle güzel çikolatalar falan alamıyorlardı, o Ece falan var ya. Hiç onlardan olmuyordu. Hep böyle kötü çikolatalar oluyordu. Üzülüyordum. Güzel çikolata denk gelince aşırı mutlu oluyordum. Bu tat bana o bayramı hatırlatıyor. Hoş değil. Bu niye böyle koydun? Nesin sen? Tasarım mucidi mi? Fabrikaya geri göndereceğim. Hiç açılmamış gibi oldu. O bir saniye. Bailey's. Benim bildiğim Bailey's mi? Irish cream, liquor in milk. Arkadaşlar çok güzel bence bunun tadı. Hissettim. Bilirim, bilmiyorum. Of koku, of. Aa çok kötü of kokuyor. Of. Allah'ım üniversite yıllarıma gittim geldim şu an. Ben bunu niye sona saklamışım ya? Dikkat etmemişim arkadaşlar, ben 3 derecemi yapım da. Bunun da içinde sıvı mı var? Var? Muhtemelen bunun içinde de var Asya, evet. O zaman direkt ağza atıp. Yok çok sıvı değilmiş, krema. Çok güzel.
Irish'ler bunu yapıyor. Ne diyebilirim? İçindeki kıvam o kadar güzel ki bunu şu an bu odadaki herkesin denemesini istiyorum. Aşırı güzel bir şey. Ama tamam. Bitti arkadaşlar. Başka yok yani. Şimdi bir tane kalmış. O da benim eve götüreceğim. Bu nerenin yabancısı? Ben bunu görmüştüm sanki çünkü. Belçikalılar hep kendilerini çok övüyorlar ya. Hiç gerek yok bence. O kadar da iyi ürünler çıkarmıyorsunuz. Hadi bakalım. Niye bu kadar yerdim bilmiyorum. Ama şimdi bir bakıyorum güzel de olabilir. Muhtemelen çok güzel tadı. Ama paketlemesi çok güzel. Yani inanılmaz ya. Bir tanesini aç yeter bence. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de şu şekil insanın gözüne hitap eden bir paket tasarımı yok. Neden yapmıyorsunuz? Neden hep böyle uyduruk yapıyorsunuz tasarımları? Yani çok ilgincime gidiyor ya. O kadar göze hitap ediyor ki mesela bunun tadı güzel olmasa bile ben bunu almak isterim. Ama Türkiye'de hiç böyle tasarımlar yok. Duysun biri beni. Daha befenim. Duy da hemen. Yağlı gibi böyle biraz. Aha, ekmek kokuyor. Lotuslu tatlılar var ya, onlar bundan mı yapılıyor? Evet, bu çok güzelmiş. Benim cahillik seviyem ama daha fazla yiyemeyeceğim. Ben de beğendim. Güzelmiş. Evet, hazır mısın? Sana çok güzel bir tane en sonuncu kalan. Göster. Evet, bununla başladık. Madem yeşil kırmızı olacak ağzımız. Ağzı hazır mısın? Ağzın kıpkırmızı olacak. Ben döküyorum. Önce sen. Şimdi az önce boğuldum zaten. Şimdi tekrar bununla boğulup ölmek istemiyorum. Ay bu çok kötüymüş, çok ekşi. Aç bakayım ağzını. Aa hiçbir şey olmamış, biraz daha. Biraz daha, biraz daha hiçbir şey olmamış. Yani sen öyle yapma ya, korkuyorum hepsini dökersin diye. Ya burnuma kaçarsa? Hiçbir şey olmaz. Aç bakayım ağzını. Ya hiçbir şey olmadı ya, kesin ben şimdi bir yapacağım. Demek kırmızısında kalıcı renk yoktur. Acaba şu şeyle mi alakalıydı? Diğer şey çubuğundan mı bahsediyorsun? Ha, çubuğuyla mı alakalıydı acaba o? Bilmiyorum, ola da bilir. Çok manasız geldi şu an yaptığım şey ama. Biz direkt toza attığımız için. Bir değişiklik var mı? Yok, çok da yok yani. Killing part. İlginç tadı. Niye hepsini attın o zaman? Bakayım ağzını aç bakayım. Yok çok bir şey yok yani. Evet. Bunda çok kalıcı bir rengi yokmuş. Bunun tadı iğrençti. Hayatımda bu kadar yapay bir şey yemedim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. En beğenmediğim ürün benim o muzlu şeydi yani çok çok kötü. İğrenç muzlu ya. İçi yumuşak olan çikolata evet, mı? Evet iğrençti. Hiç güzel değil. Benim de en beğenmediğim şey o Pakistan'la Brezilya işbirliği yapan şekerdi. En beğendiğim Bailey's'in o likörlü çikolatasıydı. Bayıldım. En güzeli oydu bence senin. Benim de en çok beğendiğim Lyon çikolata vardı ya beyaz. İçinde Hindistan cevizi var mı dediğin o. Yani. Gerçekten çok damak zevkine hayran kalıyorum bazen. Bir de şey var Fanta'nın içeceği. Üzümlü olan var ya limonlu değil, limonata değil. Onu çok beğendim. Bu ikisi favorim benim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beni takip etmediyseniz hala beni takip etmeyi ve yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye.